27 not aldım. Bugün size size merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki artık üniversitelerin tercihleri bitti. Açıklanacak sonuçları. Sinop Üniversitesi'ni tercih eden ve sonuçlarında çıkan arkadaşlarımız için etrafta çok fazla video göremedim okul hakkında bilgi. O yüzden ben de böyle bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Biraz Sinop'tan bahsedeceğim, yurtlardan, okuldan, kampüsten. O şekilde bir video çekeceğim sizin için şimdi. Olarak Sinop'tan ve okulun imkanlarından, şehrin imkanlarından bahsedeceğim. Ama eğer aklınıza anlattıklarımdan sonra bir soru kalırsa aşağıda bıraktığım hesaptan bana ulaşabilirsiniz. Öncelikle ben Sinop Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Şu an güncelde bildiğime göre okulda toplam öğrenci sayısı 12-13 bin arasında. Kampüsü de yeni yapıldı, yeni kampüsteyiz şu anda. Önceden eğitim fakültesi başka bir yerde ayrıydı. Ama şu an hepsi bir yere toplandı ve öğrenci yaşam merkezinin bulunduğu ana kampüsün içinde. Meslek Yüksekokulu var Akliman'da, o ayrı bir yerde kalıyor. Onun dışında çoğu bir arada. Okullara, yurtlara yakınlığından bahsedecek olursam çoğunlukla kız yurtları zaten okulda, kampüsün yakınında. Kız yurdu olarak Seyit İbrahim Bilal ve Osmaniye var. Osmaniye A, B blok ve C blok olarak ikiye ayrılıyor. İkisi de farklı yerlerde. Seyit Bilal de okula en yakın yurt zaten kızlar için. Kızlar için de Mahmut Kefevi yurdu var. Bir tane daha olması lazım ama onun tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Daha küçük bir yurt. Ama genellikle erkeklerin Mahmut Kefevi'de olduğunu biliyorum. Boyabat ve Ayancık'ta okuyacaklar için de orada da KYK'lar var. Kız erkek ikisi için de var yani, onu da biliyorum. Şimdi ilk olarak size Sinop hakkında genel bilgilerden bahsetmek istiyorum. İlk konu ulaşım. Ulaşım aslında Sinop'ta kolay, yani zorlanmazsınız ya da kaybolmazsınız. Zaten genellikle yurtların önünden dolmuşlar kalkıyor. Sarı diyecektim. Ama genellikle dolmuşlar çok yavaş. Yani mesela Seyit İbrahim Bilal yurtuna kalıyorsanız yarım saat civarında merkeze varıyorsunuz. Zaten merkezde anlarsınız merkeze geldiğinizi yani. Fiyatlar hakkında da en son bildiğim kadarıyla 10 lira civarındaydı. Daha da yükselmiştir büyük ihtimal. Biz gidene kadar da yükselecektir yani. Zaten Sinop genel olarak küçük bir şehir yani. Kaybolmanız imkansız. Çoğu şeyi aynı yerde kolay bir şekilde bulabilirsiniz. İhtimalle siz de duymuşsunuzdur şehirde genel olarak yaşlı nüfus fazla diye. Yani öyle ama öğrenciler de zaten büyük çoğunlukta olduğu için okul zamanında gençler daha büyük çoğunlukta oluyor. Sinop'ta sosyal ortamı konuşacak olursak çok fazla sinema, tiyatro, yani zaten sineması yok. Şu anda yeni açılmış üniversitenin içinde bir sinema var. Onun dışında tiyatrolar olsun. Ya onlar da geliyor ama çok fazla sık geldiğini söyleyemem. Geldiğinde de fiyat olarak uygun olanlar da oluyor ama mesela ünlülerin olduğu, oynadığı tiyatrolardan 150-200'den aşağıya bir tiyatro olmuyor yani. Hani öğrenci bütçesini biraz aşacak fiyatta. Ama uygun olanlar veya festival tarzında şeyler de oluyor. Gezici Film Festivali mesela Sinop'ta her sene oluyor. O ücretsiz bir etkinlik. Ona katılabilirsiniz. Genellikle tercih ediliyor. Sinop'ta yemek fiyatları, içecek kafelerdeki fiyatlar da biraz pahalı bence de. Çünkü yani öğrenci şehri olduğunu çok fazla söyleyemem. Ama yani bence aslında ortalama bir şehir ama çok da öğrenci şehri değil yani. Mesela bir Eskişehir'le ya da bir başka öğrenci şehriyle karşılaştırılması imkansız. Zaten genellikle yaşlı kesim, emekli kesim var. Öğrenciler orada sadece gelip geçici olduğu için çok fazla hani öğrenci uygun da bir fiyat vermiyorlar bence. Kaç mekan önerisi yapacak olursam size, benim en çok arkadaşlarımla beraber gittiğim yerler. Mesela yemek için Çalıkuşu'nu çok tercih ediyoruz. Son sene bayağı zaten popüler oldu ama biz oraya popüler olmadan önce de gidiyorduk. Dürümcüler olarak mesela Kral Dürüm var, Dürümcü Baba var, Hatay Dürüm var. Zaten bunların isimlerini zamanla duyacaksınızdır. Bunlar çok önemli değil. Ama ilk geldiğinizde merak ediyorsanız bu dediklerim güzel. Kafe olarak da yeni açılmış birçok kafe var Sinop'ta şu anda. Kafe olarak aklıma Matilda geliyor. Şen var, Pizzeria var. Pizzeria fiyat açısından da uygun ve bayağı dolu oluyoruz. Öğrenciler çok fazla tercih ediyor. Onun dışında var orada okey, Uno, Monopoly, o tarz oyunlar oynayabilirsiniz. Orada onlar da var. Ayrı bir kısım var mesela oyun için. Onun dışında normal kafe olarak da tercih edebilirsiniz. Yani bayağı geniş bir mekan. Canlı müzik için Pervane diye bir yer var. Pervane Medresesi. Bir de önceden 80-90'lar vardı. Orası çok güzeldi. Karaoke falan yapılıyordu. Ama orası şu anda kapatıldı yani. Bir daha açılacağını söylemişlerdi ama daha açılmadı galiba.
sakız var. Çokça tercih edilen bir mekan. Canlı müzik oluyor orada çoğunlukla. Ben çok fazla tercih etmiyorum ama genellikle dolu oluyor. Öğrenciler de fazla gidiyor bence. Sınav zamanları ders çalışmak için merkezde kütüphane var. Oraya gidebilirsiniz. Karayinci'de ders çalışabilirsiniz. Onun dışında Süperfan'da çalışabilirsiniz. Bunlar genellikle ders çalışabileceğiniz sessiz kafeler. Bence Sinop'ta mekanlar iki kısma ayrılıyor. Bir Karakum oluyor galiba. Karakum tarafında. Bir de diğer kale tarafına doğru giden yolda kafeler var. Kale tarafında kalan kafeler söyleyemiyorum. Orada mesela daha kahvemsi, yani nasıl diyeyim, daha küçük işletmeler. Adını buldum, çay bahçesiymiş. Öyle bir yer yani orası da. Küçük işletmeler var. Mesela orada bir çay içeceksiniz. Sadece çay alıyorsunuz. Dışarıdan istediğiniz şeyi getirebilirsiniz. Çekirdek, simit, yani ne isterseniz getirip sadece oradan çayınızı alabilirsiniz. Bir şey demiyorlar aslında. Öyle bir mekan. Güzel yerler var orada da yani. Diğer tarafta daha çok normal bildiğimiz kafeler var işte. Genelde sahilin olduğu kısma Karakum deniyor. Bir de Kum Kapı tarafı var. Şehrin diğer deniz kısmı, ya iki tarafta deniz olduğu için diğer kısımda Karakum yok, Kum Kapı deniyor. Orada da genellikle mesela sabahlıyorlar insanlar. Biz de sabahlamıştık, güzeldi. Şimdi de şehirde ilk geldiğinizde gezebileceğiniz yerlerden bahsedeyim. Zaten ilk olarak Sinop Cezaevi ile ünlü. Yeni açıldı galiba yazın, öyle biliyorum. Ben de daha hiç gitmedim. Ben geldiğimde katıldım. Evet. Ve kalesi. Onun dışında Erfelek şelalelerine gidebilirsiniz. Yani kışta çok iyi değildir ama yazın ya da baharda. Gerze'yi gezebilirsiniz. Şahin Tepesi var, oraya çıkmanız yani. Güzel bir manzara için çıkabilirsiniz. Can Heykeli ve zaten Aşıklar Sahili'ni gezebilirsiniz. Onun dışında şu an aklıma bir yer gelmiyor. Bu arada zaten Sinop'un en ünlü mekan, yani yeri olarak Sakarya Caddesi. Nereye giderseniz gidin zaten oraya çıkacaksınızdır. Orayı gezebilirsiniz. Dükkanlar bayağı otantik bir şekilde yani dizayn edilmiş. Güzel. Bu arada Sinop'ta müzeleri de gezebilirsiniz. Etnografya Müzesi ve Normal Müzesi var galiba. Evet, en önemlisi üniversitemize gelirsek. Üniversitenin ana kampüsünde öğrenci yaşam merkezi var. Ve yaşam merkezinde yemekhane var, sinema salonu var. Bowling salonu var. Bunlar yeni açıldı. Onun dışında sosyal aktivite yapabileceğiniz bir şey aklıma gelmiyor ama normal kafeterya, kafe falan var. Kütüphane var. Tokobici, işte kumrucu falan vardı herhalde. Tam hatırlamıyorum. Ama daha tabii çok gelişmedi. Yeni açıldığı için yeni yapılıyor yani çoğu yer. Burada okulun ilk zamanlarında yemekhanede 300 kişi sınırlı galiba. Yemek bursu veriliyor. Ona başvurabilirsiniz okulun ilk zamanlarında takip ederseniz. Yemekhanede bir sene boyunca ücretsiz yemek yiyebiliyorsunuz yani. Sene başında ve sonunda genellikle partiler falan düzenleniyor öğrenciler tarafından. İşte okul başladığı için falan, yeni tanışmalar için. Onun dışında kulüpler, çok fazla aktif olan kulüpler olduğunu söyleyemem ama mesela benim de katıldığım tiyatro kulübü bayağı aktif. Senenin başından başlıyor yani. Gördüğün zaman kayıt olabilirsiniz. Genellikle okulun internet sayfasında ya da Sinop Üniversitesi Tiyatro Kulübü yazarsanız oradan kayıt için başvurabilirsiniz. Geçen sene kulüplerin aktif olması için de bayağı bir şeyler yapmışlardı yani. Kulüpleri tanıtım için bir gün düzenleyip hani her kulüp başkanları kulüplerini tanıtım yapmışlardı. Bence bu sene daha aktif olabilir yani kulüpler. Okulla yurtlar çok yakın zaten bu arada. Yani özellikle Seyit Bilal yurduna direkt 5 dakikada yurttasınız. Karşıda kalıyor, görebilirsiniz yani okuldan yurdu ya da yurttan okulu. Bölümüm açısından ve eğitim fakültesi açısından hocaları gayet çok iyi, cana yakın ve bence samimiler yani. Bir öğretmen olarak bir şey sormak istediğinizde asla çekinmezsiniz. Her zaman sorularınıza cevap veriyorlar. Cana yakınlar yani. Okulda çan eğrisi yok. Yani hocalar sınavlardan hangi notu alıyorsanız ona göre A, B, B. Ya o tarz sonuçlar alıyorsunuz. Kısacası okul bu şekilde. Aklıma şu an çok fazla anlatabileceğim bir şey gelmiyor. Sizin soracağınız bir şey varsa yine sorabilirsiniz yorumlarda. Yurda gelecek olursak. Yurtta ilk giriş zaten kayıt yaptırıyorsunuz. Açıklandıktan sonra yurtluk başvuruları. Geldiğinizde kayıt oluyorsunuz galiba. Ya ben öyle hatırlıyorum şu anda. Yurda giriş çıkış saatleri olarak da en erken sabah 6-7 herhalde çıkış, tam bilmiyorum ama giriş olarak 11 olduğunu biliyorum. Yani değişmezse eğer. 15 dakikalık gecikmelerde bir sıkıntı olmuyor ama hani uzun bir süre tabii sorun yaratabilir. Benim kaldığım Seyit Bilal yurdu 2000 kişilik mesela. AB blok var.
A blok daha kolay, B blok da herkes kayboluyor. Çok karışık bir şey. Genellikle bu arada Seyitler, Lurdu daha büyük olduğu için en çok öğrenciler orada oluyor. Osmaniye'nin nüfus şeyini, yani tam olarak kapasitesini bilmiyorum. Burada mesela genellikle etkinlikler yapılıyor sene başında. İşte hamsi şenliği olsun, sene sonunda mezuniyet etkinliği olsun. Bayağı etkinlikler yapılıyor orada mesela. Yiyecekler veriyor. İşte sucuk, ekmek arası falan, o tarz şeyler de oluyor. Güzel bence. Yurtta da hani eğlenebiliyorsunuz arkadaşlarınızla. Yurdun da o güzel yanları var yani. Kütüphanesi, ders çalışma alanı yani var. Beraber arkadaşı, aynı odada olmasanız bile arkadaşlarınızla oturmak istiyorsunuz. Oturma salonu var. Kuaför var, fotokopçi var. Onun dışında gençlikle ilgili bir şey olmuyor. Gençlik odası mı? O tarz bir şey vardı. Adını tam yanlış söylemeyeyim de yani öyle bir şey var. Burada mesela değişebiliyor. Biz 2 sene 8 kişilik odadaydık. 4 kişilik olarak 2 oda halinde ayrılmış ama tuvaleti ortaktı, banyosu ortaktı, çalışma odası ortaktı. Çalışma odaları ayrı odalarda bu arada, yataklardan ayrı bir alanda. 4 kişilik oluyor genelde diğer odalar. 6 kişilik de olması lazım ama şu anda mesela 4 kişilik odalarda 5 yatak var. Artırılmış geçen sene ondan dolayı. Ama 5. kişiler genelde verilmiyor, 4 kişi hala odalar. Hakkında aklıma bu gelenler bunlar şu anlık. Not aldıklarım da bu kadar yani. Onun dışında dediğim gibi sormak istediğiniz bir şey olursa aşağıya yazabilirsiniz. Instagram adresimi de bırakıyorum. Başka bir videoyla görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Üniversitede arkadaşlık çok önemli. Yurtta da öyle bence. O da arkadaşlarınız çok önemli. Ben şu ana kadar tanıdığım bütün arkadaşlarımı, üniversitede olsun, odada olsun, hepsini çok seviyorum. Buradan hepsine sevgiler. Umarım hep hayatımda olurlar.